Belki o dünyaya gelmek istemedi ama o ben anne olmayı istedim. O dünyaya geldi ve bana hiçbir şey borçlu değil. Ben böyle bir kağıt alıyordum. Annemi çiziyordum, topu çiziyordum. Bak tam buraya atacaksın diye maçtan sonra anneme taktik veriyordum. Dedim numara sizin kızınızmış Neslihan Hanım falan dedi. Evet dedim. Çok da uzun değilmiş. Dedim yapamadık <laughs> o zaman. Galatasaray'dan Vakıf Bank'taki antrenman sistemi geçtim bir böyle bir duvara çarptım böyle. Dedim ne oluyor bu insanlar ne yapıyor bu insanlar delirmiş mi dedim. Ya Perinocuğum biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de ilk defa anne baba oluyoruz ya bir dakika bir ete

Değerli spor severler, Sokrates'e hoş geldiniz. Algi Danlager'ın katkılarıyla hazırlanan Neslihan Demir ile Hatıra Defteri'nin yeni bölümünde, son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ve gördüğünüz gibi çok çok özel bir konuğumuz var. Bu son bölüme özel olarak Neslihan'ın, değerli kaptanımızın biricik kızı Zeynep Penelope Darnel bizlerle birlikte. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi tabii bizim için de son derece büyük bir sürpriz, çok güzel bir şey. Hem e, seninle kızını konuşacağız hem de e, Peno'nun ki onun e, ismi Zeynep Penolope ama sen Peno diyorsun, evet. e, biz de Peno diyoruz. E, onun e, genç bir sporcu olarak hedeflerini, hayallerini konuşacağız. Voleybol hikayesini konuşacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Olur. Kaptan Peno için hayattaki en büyük eserim diyorsun. Çok büyük bir voleybol kariyerin ve bu ülkeye spor alanında getirdiğin, kattığın bir sürü değer, bir sürü başarı var. Ama senin kendi ifaden de bu böyle. Tabii ki evlat başka bir şeye benzemiyor. Tabii yani hiçbir zaman benzemiyor. Hani eserim derken de yukarıdan bir şeyden söylemiyorum. Hani onun üzerinde baskı oluştursun diye değil. Ben anne olmayı istedim. Belki o dünyaya gelmek istemedi ama o ben anne olmayı istedim. O dünyaya geldi ve bana hiçbir şey borçlu değil. Ama yine de çok seviyorum yani onu. Onun her zaman mutlu olmasını isterim. Zeynep İspanya'da doğdun. Sen tabii ki annenin voleybol kariyerini aslında çok fazla hatırlamıyorsun. Evet. Ee, bir gün eve geliyorsun 8 yaşındayken ya anne sen çok iyi bir voleybolcuymuşsun diyorsun. Sonradan sonraya bazı şeyler oturmaya başlıyor herhalde kafanda değil mi? Evet hiç farkında değildim başta. Hatta böyle annem böyle televizyonda voleybol oynarken falan görüyordum. Aa annem bu falan yapıyordum. Bir gün işte eve geldim maç kaybetmişlerdi galiba. Ben diyorum anne nasıl bloğun arkasında plase atmazsın? <laughs> ben böyle bir kağıt alıyordum. Annemi çiziyordum, topu çiziyordum. Bak tam buraya atacaksın diye maçtan sonra anneme taktik veriyordum. O zaman Öyle. antrenör demesini de bilmiyordu. Öğretmenleriniz size <laughs> söylemiyor mu bunu buraya atmanız gerektiğini diye bu çok ka şekerdi. Kaç yaşında bu tam olarak? 6-7. 6-7 evet. 6-7 yaşlarında. Yedi. Peki annenle dair ilk hatırladığın görüntüler nedir böyle? Tabi antrenmanlara gidiyor, geliyor. Oyunculuk kariyeri var ama aynı zamanda annen evden ayrılmak zorunda kalıyor. Seyahatlere gidiyor. İlk hatırladığın şeyler ne? Yani ilk hatırlayabildiğim annem eczacı başındayken ben net hatırlıyorum. Onun öncesi biraz Hı -hı. E, yok. Annem eczacıdayken hani ben antrenmanlarını izlemeye gidiyordum. Perihan ablayla tost yapıyorduk. Perihan ablayla çalışıyordum. Kaç yaşındaydım? 8 6 8 falan işte 8.5 evet. yaşında falan mı? Peri ablamız Hı -hı. vardı. Perihan ablamız. Hı, -hı. Onunla hatırlıyorum. Orada oynadığını hatırlıyorum. Ondan öncesini hatırlamıyorum ama Ondan sonrası bayağı net var bende. <laughs> Peki kaptan böyle çocukken de sen atletik yeteneğini fark etmiş miydin? Tabii ki senin kızın yani çok büyük bir sporcunun evladı olarak mutlaka bazı genleri aldığını hepimiz tahmin edebiliriz. <laughs> Ama sen onu fark ettiren şeyler yapıyor muydu küçükken bebekken hani sen bir şeyler fark etmiş miydin? Yani şöyle ben onun hani sporcu olur olmaz hiç benim öyle bir hani alıcı gözle de bakmadım açıkçası. Hani <gülüyor> ben <gülüyor> mutlu bir çocukluk geçirsin elimizden geldiğince hani ne yapabiliyorsak. Öyle bir hani atletik kapasitesi var. işte Babası biraz daha o taraflarda evet. hırslı. Keşke solak olsaydı falan diye böyle hani. Ben biraz daha o konularda hep daha çekimserdim. serdim. Penonun spor yapması konusunda. İşte yüzmeyle başladı. Ondan sonra işte bir... bir ara biraz yüzdüm böyle iki sene. Sonra böyle stopuna başlarken dedim bu spor benlik değil. Hani Ağlam. ben bu kadar yüzemem dedim. <laughs> Babama ağladım. <laughs> Sonra ondan sonra voleybola başladım 8 yaşında. Hı -hı. Bir taşla başladım. Ondan sonra Galatasaray'da biraz devam ettim voleybola. Sonra Vakıfbank'tayım şu an. Şimdi başlama hikayeni ben biliyorum. Ee kaptan da söyledi yani herhangi bir telkin olmadan ben voleybolcu olacağım diye başlamışsın. Biraz da kaptan anlatırken şey diyor bana özendiği ve Tabii ben evet. rekabet etmek istediği çok için diyor. Çok kıskanıyordum annemi. Öyle mi? <laughs> Tabii sonra televizyonlara çıkıyor. Ben onu or televizyondan izlemek zorunda kalıyordum. Dedim ben de televizyonlara çıkacağım annem gibi olacağım. Aha. Aha. Evet, o da, o da istiyor Aha. ki ben onu televizyonlardan izlemek zorunda kalayım. Yani böyle çok istiyordum, çok özeniyordum küçükken anneme. Öyle başladım. Babam da zaten annemin söylediği gibi çok hırslıydı. Yani beni hafta sonları antrenmanlara götürüyordu. Antrenmandan çıkıyordum. Yüzmeye gidiyordum. Yüzmeden çıkıyordum. Tekrar antrenmana gidiyordum. Böyle bir döngüm vardı. 10 yaşına kadar. E, yüzme bireysel bir spor. Biraz da böyle antrenmanı zor olan, işte okuldan önce gidiyorsun, iki saat yüzüyorsun, sonra tekrar çıkışta da yüzüyorsun. Toplu spor yapmaya nasıl karar verdin? Bir anda kendin böyle 8 yaşında ben voleybolcu olacağım diyorsun. Şimdi ben uzun bir süre yüzmeyle voleybolu birlikte götürdüm. Hı. Sonra bir antrenman geldi. Bizi ceza yüzdürmesi gibi bir şey yapmışlardı. Dedim babama gittim ben yapmayacağım artık yüzme. Bizi sürekli yüzdürüyorlar. Ben çok yoruluyorum. Çok acıkıyorum yaparken. <laughs> ne bekliyordun acaba? Ben yüzerken çok acıkıyorum. Karnım acıkıyor. O zamanlar yemekti benim hakkımdaki tek şey. Hmm. Ee, sonra işte dedim ben bir tek voleybol oynamak istiyorum. O da bir şey demedi. Tamam kızım dedi. Ondan sonra direkt voleybola yöneldim. Hmm. Öyle. Şey çok komik. Küçüktü daha 3 yaşında. Yemek konusunu açtı ya çok seviyordu yemek yemeyi. Yani Aynen biz mi? böyle kaşık arasında bağırırdı. Yani kaşıktan <laughs> ağzı, o kaşık arına yemek verin falan diye annem kulakları çınlasın. Ee, annem ve babam büyüttü gerçekten Peno, Hiçbir dakika yalnız bırakmadılar. Ee, annem e, bileğini kırdı, sandalyeden düştü ve ameliyat olması gerekiyordu falan. Peno böyle ağlıyor. Hani Anne anneciğim bana kim yemek yapacak? Yani yine orada <laughs> Hani Anne anneciğim geçmiş olsun bir şey. Bana kim yemek yapacak şimdi diye. <laughs> Peki, Çok şekerdi. şöyle şimdi sen o süreçte voleybolcu olmaya karar verdim dediği zaman ne kadar ciddiye aldın? Ne yap, nasıl sen de yankı buldu 8 yaşına geliyor ve ben voleybolcu olacağım diyor. Sen de herhalde e, hayır demedin. Yok hayır demedim ama ben... De, yani nasıl diyeyim ben hep çekimser kaldım. Çünkü hani dediğim gibi o onlarımızda hani adı konulmamış tatlı bir rekabet var. Ben ne söylersem ters tepebilirdi. O o tarafı biraz bir parça da babasına bıraktım Hı -hı. aslında. Hı -hı. Ama şimdi mesela oturup konuşuyoruz. Şimdi daha şeyiz yani. Hani bak şunu şöyle yapabilirsin, bunu böyle yapabilirsin. Ben maçlarına gittiğimde bak şu eksiğin var, şunu şöyle yapsan çok daha iyi olur falan gibi. Ki şu an kendilerimizle rahatlıkla konuşuyoruz. Ama o zamanlar hani benim bir şey demem ters tepebilirdi. O yüzden fazla şey yapmadım. Ee, üzerine varmadım. Ama şimdi çok rahat konuşuyoruz. Hı -hı. İlk antrenmanını galiba... Gene Eskişehir'de yapıyorsun. Nesinin başladığı kulüpte DS'yi Band e, Spor'da evet. Eskişehir'de. O nasıl oldu? Ben hep eskiden bu kadar profesyonelleşmemişken. Ben önce aynen. E, Eskişehir'e gidiyordum. E, Anne sürekli yanına... şey dedik Grand evet. Prix'deydik. Yani bir, bir buçuk ay hmm. yokuz. Hmm. O da anneannesiyle Eskişehir'e gidiyordum. Tamam. Ben de böyle bir sürekli ev, evde yemek yemekten sıkıldım. Çünkü <laughs> evde sürekli bir şey pişiyor. Anneannem ağzıma kısır veriyor. İşte yaprak sarmalar havada uçuşuyor falan. Ben dedim hani bir şey yapmak istiyorum, spor yapmak istiyorum. Park beni kesmemeye başladı. Sonra dedi yani anneannem gel seni götüreyim şu e, DSI'ye. Gittim orada baş orada da yapmaya başladım. Bir buçuk ay falan orada antrenman yaptım. Sağ olsunlar. Öyle güzel baya eğlenceli bir anımdı o da. Bu da planlanmamış bir tesadüf aslında. Evet. aslında. Aynen benim. Yani aslında hani annemler tabii eski hocalarımı tanıyorlar muhtemelen. Onlardan da destek alarak hani Hı. biz Zeynep de ama o da böyle bir bir event oldu sonra. Ben gelmiştim galiba Eskişehir'e. çünkü hı. hani benim yan başladığım salonda o da antrenman evet, evet. yapıyor. Bir de böyle güzel bir event yaptık orada. Bayağı kalabalık insanlar evet. da gelmişti sonrasında. Sonra zaten dönmüştük. İyi hatırlıyorum. Son hmm. günüydü galiba evet. oradaki antrenmanın. Sen izlerken ne hissettin orada? Hani antrenmanı izliyorsun, senin başladığın kulüpte başlıyor. Bir şeylerin başlangıcı mı acaba? Ve benim antrenörümle çalışıyor e, senin falan. Senin antrenörünle yani çok, çalışıyor. Çok güzel ya böyle bir şeye şahit olmak acayip tatlı bir hmm. şey. Bir de tabii Peno bana göre çok daha fırlama o yaşlarda. Herkes bayılıyor buna yani bıcır bıcır. Hiç susmazdı. Hmm. Ya yani şimdi burada böyle suskun <laughs> olduğuna bakmıyorum. Ben bir kere bunun ağzını bantlamıştım. Yeter artık sus diye. Bir kere hatırlıyorum. Arabada gidiyoruz. Bir şey anlatıyor. Gene ne olduysa bir şeyler anlatıyor falan böyle. Anlatıyor anlatıyor. Bir anda ses kesti. Kafamı bir çevirdim uyumuş. Cümlesi yarıda kaldı böyle. <laughs> Dedim ya inanamıyorum ya. Gerçekten konuşurken uyuyan nadir insanlardan. Peki kaptan sana da bunu sorayım. Şimdi voleybola başlamak aslında biraz riskli. Çünkü e, boyunun ne kadar uzayacağını hiçbir zaman tahmin edemiyorsun değil mi? Yani o yaşlarda işte 13 yaşında 14 yaşında belki e, uzun olmasını bekleyebilirsin sonuçta senin kızın ama... Başka örnekler de var. Evet. Ve voleybolda uzun boy gerçekten çok önemli. Şu anda da iyice uzunların sporu olmaya başladı. Evet. Biraz zor bir karar değil mi? Yani bence zaten çocuklarımızın hepsi bir kapalı kutu. Bilmiyoruz Hı -hı. ne Hı -hı. olacağını yani. Evet. isteriz ki hep mutlu olsunlar. Şöyle bir şey var. Bununla ilgili komik de bir anı var. Biz Penoga Saray'da oynarken işte babasıyla bir maça gitmiştik. Fenerbahçe maçı mıydı neydi? Bir tane B geldi. A dedi işte yedi numara Hı. mıydın, dokuz numara mıydın sen? Ev numarası sizin kızınızmış Neslihan Hanım falan dedi. Evet dedim. Çok da uzun değilmiş. <laughs> dedim yapamadık o zaman. <laughs> ne bileyim. Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Hani ama benim onun uzayacağından şöyle emindim. Hı. Penonun gelişimi hep böyle akranlarından bir iki sene sonra geliyor. Yani bir yaşında ağzında dişi yoktu Penon'un daha henüz. Aa. Çocuğun hani. Normalde dördüncü beşinci ayda bebeklerin ufak ufak dişleri çıkmaya başlar. Penon'un birinci yaş gününde şuradan bir ön dişi mi patlamıştı ne öyle <laughs> hani çok hani geç oluyordu. Hala şu an ağzında süt dişleri var <laughs> 16 yaşına geldi <gülüyor> <gülüyor> ve hani e, geçen de ne bir e, ufak bir sakatlığı için röntgen <laughs> e, çektirmiştik. Orada da hala eklem aralıkları açık duruyor henüz oturmamış yani hala uzayacak. E zaten hali hazırda şu an kaç boyun? 1.83 ama. 1.83 boyu var. 1.83 yani pasör. 3-4 evet. santim daha uzasa hiç fena olmaz evet. bence. Uzamasa da yani onu e, çalışmayla kapatamayacağı bir şey değil bence. Aslında ilk başta pasör çaprazı olarak başlıyorsun sen de. Neslihan Demir'in kızı olarak <laughs> tabii ki başka bir şey de beklenemezdi ama sonrasında seni pasöre çekiyorlar. Ya o kısmı ben de bilmiyorum. İlk başta pasör çaprazı başladım. Kendimle bayağı büyük yaşıtlarımla oynuyordum. 3-4 yaş büyüklerle başladım Hı -hı. ben voleybola. Sonra yaşım indi indi indi. İndikçe boylar yükseldi. Ben kısa kaldım. Aynen paso çaprazı. Manşet de alıyordum. Manşete de sokuyorlardı ama sonra boyum kısa kalınca e, pasora çekmek zorunda kaldılar. Sonra pasor olarak devam ettim. Çok da mutluyum pasor olarak. Öyle yani ama paso olmak ister miydim? Yok yani istemezdim. Smash vurmak da çok keyifli diyorsun çok ama keyifli tabii. Çok keyifli ama ben atmazsam kim güzel smash vuracak şimdi? O da var <laughs> Sen teknik olarak nasıl buluyorsun kaptan? E... Çok güzel. Hızlı gelişiyor yani. Hani Hı -hı. normalde ilk başladığı gün şu anki başladığı gün hani en sonunda Türkiye şampiyonasında izleme fırsatı buldum. Evet. Hala aslında çocuklar yani biz onları kocaman kocaman görüyoruz. Tabii, Ama tabii. hala çocuklar. Tabii. Ona rağmen koordinasyonu, işte parmağının yumuşaklığı tabii ki de eksikleri var. Hepimiz, benim de yani benim bile bırakırken daha bir sürü eksiğim vardı. Ama onun üzerinde çalışıyor. yani Kafaya takması lazım. Kafaya hı hı. taktı mı hiçbir şey bunun elinden kurtulmaz yani. Ama aynı zamanda da çok böyle aşırı sosyal bir insan. Onu da çok seviyor. Bunu güzel bir dengesini buldu. Bundan sonra bence biraz daha yolu açık. Seni annene çok benzetiyorlarmış. Sağdaki duruşun itibariyle. Şimdi tabii Nesin'in çok kendine özgü, çok sakin, çok karizmatik bir duruşu vardı annen senin biraz daha sosyal biraz daha böyle hırslı bir yapın olduğunu söylüyor. Biz de buradan anlayabiliyoruz senin söylediklerinden. işte annemle bir rekabet ediyorum diyorsun. Onu nasıl dengeliyorsun? Ben de bilmiyorum böyle sinsiyim desene. <gülüyor> <gülüyor> Çaktırmadan yapıyor. O kadar fena ki saha içinde. Hiç anlamazsın böyle karizmatik karizmatik geçer böyle oyuncun. Çimciği bası ve rotopa vuracaksın Oo. diye. Biraz öyle. Yani biraz öyle. Yani bilmiyorum ki bazen soğukkanlıyım bazen böyle gerektiği yerde bence sadece davranışlarım değişiyor. Şimdi mesela çok maç böyle inanılmaz böyle gidiyor. 24-24 seti alacağız, maçı mı alacağız falan. Yani sahada böyle bir alev oluyor böyle. İnsanları böyle blok mu yapıyor, böyle ittiriyorum, kaktırıyorum. Mesela biraz dövüyorum ama beni seviyorlar diye düşünüyorum. Evet, biraz öyle gaz vermek. Ben daha çok böyle gaz veren kişiyim böyle sahaya geldiğimde falan. Daha çok öyle yapmaya çalışıyorum. Peki genç bir sporcu nasıl? Yani şimdi şöyle, çok çabuk olgunlaşmak zorunda kalıyor sporcular. Çünkü senden beklentiler var. İşte olgunlaşman, kafaca bir takımı kaldırabilecek hele de pasörsen, ee, sorumlulukların var. Çocukluğu biraz yaşayamıyor gibi oluyorlar. Sen bunu hiç hissettin mi yoksa şu anda olduğun yerden oldukça memnun musun? Sosyal hayatımdan hiç ödün vermedim voleybol oynarken. Mesela antrenmanım 7'de mi bitiyor? Yedi buçukta bir doğum günüm var, yedi kırk beşte oradayım. Hı hı. Yani onu bence iyi dengeledim. Oldu mu da yani, sakin bir çocuktu. Yani çok zaten. sakin bir evet. çocuktu. Evet. Olgunlaşma konusunda. Hani olgun doğdu aynen. zaten. Hı. Hani bu hastalanırdı mesela. Çok iyi hatırlıyorum bir yazlığımız vardı Datça tarafında. Çok Hastalandı ya başına güneş geçti ya bir şeyden zehirlendi. O yollarını da biliyorsunuz yani Bilmiyorum. rezalet. Oo. Ben tabii ki de panik daha iki yaşında. Dedim kalk götürüyoruz hastaneye. Hastaneye aradık işte başhekim orada mı falan filan. Kucağımda götürüyorum istifra etmeye başladı. Ben tabii daha panik. Yok bir şey anne yok bu bir şey anneciğim bir şey yok. Bu. Şu yollar böyle çok dolan başlıyor ya ondan ben falan diye yani bizi rahatlatan Daha hep. iki yaşında. Daha iki yaşında böyle yapıyordu yani hani böyle çok sakin bir çocuk. Ben bunun ağladığını çok bilmem. Yani böyle genelde içine içine ağlar. İçli Aa, köfte derdik biz ona. <laughs> büyük bir avantaj sporculukta değil mi evet, kaptan? Evet yani onu rahat taşıyor bence. Hı. Peki Galatasaray hikayesi. Şimdi sen Galatasaray'ı sevdiğini biliyoruz. <laughs> ee, biraz da babandan <laughs> ötürü. Galatasaray'a anneni de transfer ettiriyorsun bir noktada. Sen bayağı bir baskı yapmışsın ve o kariyerinin sonundaki o kararda da etkili olmuşsun aslında. Ya Evet yani ben annemin voleybolcu olduğundan beri derim Galatasaray'a. Yani çünkü ben büyük bir yani Galatasaray ...fanıyım yani. <laughs> Bunu söylemeden geçemem. <laughs> ee, annemi işte... ...diyordum gel Galatasaray'a sürekli. Ben o zaman Galatasaray'a döndüm. Işte Ataman... ...abiyle konuşuyordum. O zamanki antrenör. Tamam abi. <laughs> Şimdi ben Ataman halamla. Hepsini, hepsini Ataman ifşa ettim merak tamam. ettim. Ataman halamla konuşuyordum. <laughs> Ataman hala. <laughs> diyordum işte alalım annemi... ...alalım falan. O da alırız alırız... ...sen ikna et falan diyordu. Ben uyanıyordum. Okula gitmeden önce annem bana... ...kahvaltı hazırladı. Ben böyle anne Galatasaray'a gelsene... Tamam kızım bakarız. Her gün her gün tekrarladım. Sonunda getirebildim annemi Galatasaray'a. <laughs> bir sezonda olsa. Sahada beraber bulunduğunuz bir maç var. İşte sen yer silicisin. Orada da hatta annene çakıyorsun falan filan böyle beşlik çakıyorsun. Hatta orada da bir top geliyor değil mi? Yok, benim devrildi devrildim. bir şey devrildi. Evet. Devril şimdi devriliyor ben üzerine. profesyonel e, jet silim. Yani e, artık bu adı koydular bana. Maçlarda yerleri siliyorum ıslanınca. Hakem çağırmadan ben silmeye gidiyorum. Hı hı. O zaman ama top toplayıcıydım. Top veriyordum, köşedeydim. Yedek kulübesi de tam arkamda. Arkamda da böyle bir tane reklam panosu var. Onlar da ona dayanıyorlar. Sonra o reklam panosu böyle çok hafif bir şeydi. Üstüme bütün bench düştü. Of. <laughs> bütün bench üstündeydi falan böyle. Beni kaldırdılar falan ben böyle ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Böyle şaşırdım. Dedim ne oluyor falan. Ve üstüme birden bir şey düştü. Bir insanlar düştü. Ne son beni kenara aldılar. Geldi işte Dinçer abi geldi. Bakıyor bana iyi misin iyi misin? Seçkin falan geldi. Aynen. Seçkin ne oluyor falan oluyorum. Ben hiçbir şeyin farkında değildim. Sonra annem kenardan falan bana bakıyor. Görüyorum da onu. Öyle değişik bir anıydı evet, bana. O da kendi açısından anlatmıştı. Maç oynarken bir taraftan da... Sen ağlıyorsun, da... ben sağda ağlıyorum, yanında gelemiyorum. <laughs> babanı arıyorum, baban nerede diye. <laughs> Tuhaftı. Peki Vakıfbank'a geçiş hikayesi. Vakıfbank tabii ki ülkede voleybolun zirve kulüplerinden bir tanesi. O süreç nasıl oldu? Banka geçtiğin, senin ağzından dinleyelim. Galatasaray'da devam ediyordum, mutluydum da. Sonra ama annem... Hani... Vakıf Bank'taydı. Ben de böyle acaba hani gitsem mi? Hani oradaki antren... Her gün ben Vakıf Bank'a gidiyordum. annemle o zaman kalıyordum. Hı hı. Her gün oradaydım. Haşır neşirdim. İşte gel bize. Hani alalım seni. Ben de bir gün tamam dedim. O üç sezon önce. Olur dedim. Sonra bir, bir gün kendimi birdenbire Vakıf Bank'ta buldum. Böyle Cüseppe'lerle çalışıyorum böyle. Ne olduğunu şaşırdım böyle. <laughs> İlk antrenman çıkışını İlk antrenman istersen. çıkışım. Şimdi ben farklı bir... Galatasaray'da farklı bir antrenman sistemi var. Vakıf farklı bir antrenman sistemi var. Her kulüpte olduğu gibi. ben Galatasaray'dan Vakıf Bank'taki antrenman sistemi bir böyle bir duvara çarptım böyle. Dedim tamam. ne oluyor bu insanlar ne yapıyor bu insanlar delirmiş mi dedim yani. Böyle. Oo, o kadar. Yani, hayır ben hiç alışkın değildim çünkü. Yani ben Galatasaray'da çok eğleniyordum sonuçta. Pasördüm onu atıyordum oradan onu atıyordum falan. Sonra birden Vakıf Bank'ta özellikle çalışınca çok da severim. Çok iyi bir antrenör Franka'da. Böyle daha voleybolun gerçek yüzüyle tanıştım yani Ay, <laughs> Gerçek dünyaya geçişti de mi? Bir seviye. Var. Biz, ben neredeyim? Ben yurt dışındaydım. Kura çekimi için yurt dışındaydım. Babası e, götürdü. İlk antrenmandan çıktı. Ve tabii hani Galatasaray'da onlar bir buçuk saat antrenman. Bir saat kırk beş dakika antrenman yapıyor. Babası gitti, beni arıyor. Bunlar ne zaman çıkar? Üçüncü saatte hmm. falan yani. Antrenmanda dedim çıkarlar birazdan. Sonra çıktı. Orkun beni panik bir şekilde arıyor. Bu iki göz iki çeşme ağlıyor. Aman. Ben istemiyorum da voleybolda başlarım da sizin voleybolunuzda bir daha oynamayacağım. Bir daha Hadi. o elime topu alırsam falan. Ben böyleyim ne oluyor? Bu tabii hani biz babasıyla sürekli yazışıyoruz. Bir tane pedagogumuz var. etel ablası eteli devreye soktuk. Yani böyle tüm tuşlara basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiçbir zaman çocuğumuzu böyle görmedik. Çok acayip şey. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan filan. Ama tabii zamanla o şey oldu. Hemen... O da sakinleşti. Biz de sakinleştik. <laughs> biz de böyle ya Perinocuğum biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz de ilk defa anne baba oluyoruz ya <laughs> bir dakika bir Etel ablana soralım falan diye. <laughs> Hepimiz böyle bir paniktik. Bu kadar mı ağır? Yani sen sonuçta... kendi isteğinle başlıyorsun. ...voleybolu seviyorsun ama bir anda böyle hayatından bezdirecek noktada bir antrenman mı oldu? Ya oldu gerçekten <laughs> oldu. Ya ben çok net hatırlıyorum. Gittim. Pasör müsün dediler. Pasörüm dedim. Sonra başladık antrenmana. Isınma bitiyor, başka bir, diri. o bitiyor, başka bir şey, o bitiyor, başka bir şey. Dedim bitmeyecek herhalde sabaha kadar. Burada izledim yani. Her gün çekilir mi bu? Ya dedim vallahi dedim. O zaman böyle, böyle 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 inanılmaz profesyonel bir şekilde yapmayı düşünmüyordum belki de. Yani öyle gittim çok değişik geldi bana böyle ama sevdim yani. Çalışmayı sevmeye başladım yani Aa, ondan sonra. Hmm. Özellikle Giuseppe ile Franka ile çalışmayı çok sevmeye başladım. Ama sakatlık yaşadım maalesef. O yüzden çok çalışamadım ama şu an iyiyim Allah aşkına. O bambaşka bir herhalde bilinç düzeyine tetikledi evet. herhalde değil mi? Çünkü hani belli bir noktadan sonra ya ben hani iyiydim ama şu anda artık gelişiyorum ve Hı -hı. çok daha iyi bir oyuncu haline gelmeye başlıyorum herhalde fark ettin Vakıf Punk'ta. Öyle Ay, mi? Evet. Öyle Biraz mi oldu? öyle oldu. Hı -hı. Bundan sonraki hedefler e, şimdi sen diyorsun ki kendi ifadenle ben Annemin izini yaşatmaya devam edeceğim. Onun kadar iyi olmak istiyorum diyorsun. Aslında bu çok kolay <laughs> bir şey değil. Çünkü hayatın acı gerçekleri. Büyük sporcuların çocukları bu konularda biraz zorluklar yaşıyorlar kaptan. Yani işte Johan Cruyff... Bir Kroycon... geri geride başlıyorlar yani. Değil mi? Yani Çocuklar çünkü... işte ağzıyla kuş tutsa bile. Tabii. isminde o ağırlık, Neslihan Demir'in kızı. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ve sen ne düşünüyorsun kaptan? Sen Ondan sonra sen cevapla. Yani e, profesyonellik konusunda biliyorum çok. İsimde bayağı... Büyük büyük var ama yani ben biliyorum annem kadar belki iyi olamayacağım bir kere en başta biz aynı pozisyon değiliz annemle hı hı. o yüzden ne kadar ne yapsam yapayım kaç tane ace alırsam alayım bir annem kadar skorer bir oyuncu olamayacağım <laughs> ay, ay, ay. Ee, o yüzden yani o konuda benim çok bir şeyim yok aslında şu an en azından çok bir iddiam yok ya yani annem kadar iyi sayı alacağım annem kadar iyi servis atacağım gibi bir iddiam yok ama ben de sonuçta ilerleyen zamanlarda milli takımımızı tabii ki temsil etmek çok isterim. Özellikle A takımda. Yani böyle bir duygu yaşamak çok isterim açıkçası ama. Aslında o pasör olman ya yani farklı pozisyonda olman biraz baskıyı azaltabilir mi kaptan? E, değil tabii mi? yani yüzde yüz azaltır. E tabi ben de hani dediğim gibi 1-0 geride başlıyor yani ne olursa olsun bu camiadan çıkmış iyi bir sporcunun kızı olarak ne yaparsa yapsın illa bir karşılaştırma olacak. Ama işte avantajı pasör olması ve ben de çok isterim mesela bir milli maçta yani o istiklal marşını okurken kızımı görmek acayip mutlu eder beni. İnşallah da başarır. İnşallah. Ben inanıyorum başaracağına. İnanıyor musun? Evet, ee, sana güvenin tam e, kaptanın ve yani şimdi sen de tabii kendin inanılmaz başarılar elde ettin ama şimdi kızını da milli formayla işte A takım seviyesinde görmek ya da herhangi bir seviyede görmek ama A takım tabii ki bu işin zirvesi. Orada uluslararası turnuva oynarken işte ne bileyim bir dünya şampiyonası oynarken falan gör, görünce senin de bambaşka duygular ya hissedeceğini boş düşünüyorum. boş o havayı o, bir o alsın ya. Hmm. Yani o ne derler ya şey tehlikeli köpeğin ağzına kan değdirmeyeceksin. <laughs> o kan bir değsin ağzına bak sonra neler oluyor. Yani <laughs> o milli takım çok farklı bir duygu. Ondan sonra o sonra çok, çok yani gelsin. hani o yüzden ben e, beni boş ver. Ben tabii ki de mutlu olurum da hani onun hissettiklerini anlayacağım için çok mutlu olurum. O <laughs> ilk seremoniye çıkıp el ele tutuşup İstiklal Marşı'nı okurken ki tüylerinin diken diken olmasını ben çok iyi biliyorum. Onun da yaşamasını o, onu da o duyguyu hissetmesini çok isterim. Ben şimdi çok fazla maç izlediğini biliyoruz. Zaten hayatın gözlerini açtıktan sonra voleybolla geçti. Hala bu kadar fazla maç izliyor musun ve annenle neler konuşuyorsun? Voleybolla ilgili tabii ki en başta sana tavsiye verecek en büyük kaynak orada duruyor. Bunun avantajlarını kullanıyorsundur herhalde. Eskisi kadar maç izlediğim e, şey olabilir biraz soru işareti. Çünkü Hı. yani sonuçta annemin maçlarının hepsini izlemişim izlemişimdir büyükme doğduktan sonra. Ama sonra bilmiyorum belki de inanılmaz bir maç yani çok maç izlediğim için şu an tabii ki takip ediyorum ama belki eskisi kadar etmiyorumdur. Annemle genellikle şey e, konusunu konuşuyorum. Ben özellikle soruyorum, hani hangi pasör daha iyi, hangi pasör daha formda? Hangisini izlememe tavsiye edersin? Aa, süper. Gibi sorular Harika. soruyorum. Küçük yaşta bir böyle kitap satma deneyimin olmuş senin. <gülüyor> <gülüyor> Bu aslında değil mi yani şimdi insanların küçük yaşta böyle deneyimler kazanması çocuk yaşta sosyal becerilerini geliştiriyor. Bunu biraz anlatır mısın sen? Ya ben bildim bileli bir şey yapıp satmayı, bir şey alıp satmayı, dolabımdaki bir şeyi satmayı... Herhangi bir şeyi satmayı çok seven biriydim yani küçüklüğümden beri. Kitaplarımı toplayıp okuduğum, okumadığım hiç fark etmez. Annemin bütün kitaplarını aldım, sattım. <laughs> Evin önüne koydum bir tezgah şimdi bana sorma, beni yorma ne alırsan al. 50 lira mı? Öyle 10 lira. bir 10 lira mı? 10 lira. Öyle lira. bir şey koymuştum. Öyle satıyordum. Bir keresinde hatta Bodrum'dayız annemle. 2021 olması gerekiyor. Ve bir tane stand açtık. Takıdır, odur, övürsün. Takıları da. The... da biz yapıyoruz evde. Evet, evde Oo. böyle takı yapıyor annemle. Ben de öyle çok küçüğüm ama tezgah koydum bir tane masa tezgah da değil böyle açılır kapılır bir masa şu kadar koydum satıyorum böyle. Bir de yeri de dondurmacının önü en kalabalık olan Evet. En olan kalabalık yere. yeri Çok seçtim. Çok yani ticari zekası da var. <laughs> en kalabalık yeri seçtim hani Türk bir dondurmacının tam önüne koy böyle inanılmaz bir sıra var. Sıra beklerken insanlar da yani yan sağına soluna bakıyor sıradan teker teker geliyorlar bakıyorlar aa ne güzelmiş alabilir miyim falan. Sonra benim arkadaşım var iki tane Ali Canla Mert. Mert bisiklet sürüyordu böyle. Böyle de geldi bana. Peno dedi, jandarma geliyor. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ya ben dedim bir şey olmaz ya, biz devam edelim falan. Sonra jandarma abiler geldi dedi. Dükkanınız var mı burada? Dedi. Ben böyle yok. Hani ne dükkanı abi dedim. Yani, Açtık buraya dedim. Tamam, tamam o zaman. E, sen bak şimdi komiser geliyor. Sana kızar. Sen kaldır hemen tezgahı dedi. Allah'tan kuzenimle karşılaştım. Nasıl ağlıyorum? nasıl satamam bunları? Annemlere ne diyeceğim falan. <laughs> Kendi kendime böyle stres yapıyorum. Çünkü satmayı çok seviyorum yani. Sonra öyle tezgah topladım. Bir daha da açmadım. Kuşa geldiler. tezgah toplamışlar. Ama iç, içinde var herhalde bu değil çok, mi? Çok seviyorum. Hala da yapıyorum. Şimdi şey var ya böyle o uygulamalar falan var. Eski evet, kıyafetler evet. falan aynen, filan. Aynen aynen. Hepsine ben... acayip hakim. Başka bir hayalim de işte bir kafe açmak. Ee, bilhassa işte annemle belki bir yer işletmeciliği falan. Herhalde bu da böyle ya voleybol kariyerinin de belki birkaç sene sonra bir, bir yer herhalde aç, açarsın gibi görünüyor ya. para kazandıktan sonra Hı -hı. bir şeyler. O da herhalde başka bir tutkun senin. Benim e, böyle artık emeklilikten sonra bir kafe falan açmayı düşünüyorum Hı -hı. ama onun önce bir organizasyon böyle catering şirketi düşünüyorum kafamda var. Allah. Organize etmeyi çok seviyorum çünkü Allah. bir şeyleri tamam. program olsun herhangi bir şey organize etmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle bir yolda düşünüyorum kendime. Tamam. Küçükken bu yani kız çocukları bebeklerle oynardı ama bizim tam teşekkürlü bir marketimiz vardı hmm. evde. Yazar <laughs> kasasıyla biz habire <laughs> Hadi gelin biz oyuncak işte biber, patates neyse hepsini dolu. Kasası var bunun ama profesyonel kasa. ya yani dıt dıt falan diye böyle sürekli biz babasıyla sıraya girip e ben bunları aldım ne kadar tuttu falan diye. Hmm. Bayılıyordu yani. Peki son soru sana şeyi soracağım. LeBron'un oğlu var biliyorsun hmm. LeBron James'in Bronny. LeBron hala devam ediyor kariyerinde. Biraz da onun hayallerinden bir tanesi işte oğlu gelsin beraber oynayalım. Sen annenle beraber oynamayı ister miydin Biraz hala oynayabilecek kapasitede olduğunu biz biliyoruz e, kaptanın. Böyle bir şey çok güzel olur muydu? Ya olurdu bence ama anneme pas atmaya korkabilirdim. <laughs> <laughs> yani ya dedim. oynuyorduk ya şeyde plajda ne güzel pas atıyorduk. Evet orada evet şimdi plaj voleybolu çok ayrı bir şey. Hı. Biz annemle plaj voleybolu çok eğleniyorduk yani. <laughs> ama profesyonel olarak aynı takımda oynamak isterdim sonuçta. Annen nesin? Annen el ele tutuşa tutuşa maça çıkıyorsun. <laughs> çok acayip bir <laughs> Maçtan şey. Maçtan sonra bir aynaya bakıyorsunuz. Ya ne güzel oynadık falan diyorsun. Ne güzel, ne kadar büyük bir gurur olduğunu, evet değil mi? Yani. Nasıl bir zevk yani? Ben yani 23 yaşında doğurdu. Yani 20 yaşında falan doğurmuş olsaydım oynayabilirdik. Denk, denk geliyormuş ama evet. işte e, artık milli takımda izlemek diyelim İnşallah. bizde. Bir idolün var mı Peno? Yani pasörlerden kim böyle seni en çok izlerken keyif aldırıyor? Ben e, Boluş. Ya ben Boluş'un teknik kapasitesi olsun, oyun zekası çok ayrı bir şey. Hani görüyorum, izliyorum, çok ayrı bir pasör benim için Boluş. Teknik açıdan Maya da çok iyi bir pasör. Ama yani benim tekniğim Maya'nınki gibi değil bence. O yüzden Boluş'unki gibi de değil tabii ki ama. Ben daha yakın hissediyorum kendime Voloşa karşı. Hı hı. O yüzden onu izlemekten çok zevk alıyorum ve idolüm Voloş yani. Umarız çok çok güzel yerlere e, milli formaya kadar gider. E, çok büyük başarılar elde edersin kariyerinde. Hiçbir Avrupa şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları, milli formayla umarız bu Filenin Sultanları geleneğini sen devam ettirirsin ve Neslihan Demir'in izini sen kızı olarak yaşatmaya devam edersin. Pena. İnşallah. O kendi iz bıraksın. Beni boş ver. <laughs> İkinizin de ağzınıza Sağ sağlık. Abi. Kaplanım e, hatıra defterinde hayatını ve e, evet. kariyerini konuştuk. En sonunda bence de müthiş bir final yaptık. Bir 10 sene sonra update çeker miyiz? Ç çekeriz <laughs> bence. Bu geçtiğimiz 10 senede beraber yaşandı <laughs> diye. Daha e, vereceklerin bitmedi kesinlikle. E, bambaşka hikayelerde bera beraber İnşallah. olmaya devam edeceğiz. Senin de güzel programlar yapmaya devam edeceğiz. Ağzına diline sağlık. Çok Sağ olun, keyifli bir seri sen. oldu. Ben o geldiğin için sana da çok çok teşekkürler. Bir ben kez teşekkür daha kariyerinde başarılar diliyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. E, genç sporcular bizi her teşekkür zaman çok olur. heyecanlandırıyor ve tabii ki bambaşka bir apoletle şu anda e, sen yolculuğuna devam edeceksin. Gönülden başarılar diliyoruz teşekkür sana. Ederim. Evet, Algedan Nagırla Neslihan Demir ve Hatıra Defteri sona gelmiş bulunuyoruz. Değerli kaptanımızın hayatını konuştuk. E, sizlere anlat çalıştık Bir arşiv, tarihe bir not düşme anlamında da bence çok keyifli bir seri oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. 2012 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşamış... Büyük bir yıldız müthiş bir servis atıyor.